Anıları ölümsüzleştirmek artık çok kolay. Cep telefonları sayesinde kameralar cebimize kadar girdi. Ve bir saniye içerisinde bir fotoğraf çekmemiz çok ama çok kolay. Ama tabii bunun kameranın bir geçmişi var, bir mazisi var. Yüzyıllar boyunca gelişe gelişe bugünlere geldi kamera ve bir saniye içerisinde birden çok fotoğraf bile çekebiliyoruz hatta. Bugün Hilmi Nakiboğlu Kamera Müzesi'ndeyiz ve müzenin kurucusu Hilmi Nakiboğlu ile beraberiz. Binden fazla kameranın yer aldığı bir müze ve koleksiyoner Hilmi Nakiboğlu kendisi oluşturmuş bu müzeyi. Bu fikir nereden çıktı? 1960 yılından beri fotoğrafla uğraşan bir kişiyim, amatörce merak anlamında. Tabii 1970'li yıllarda her fotoğraf makinesinin farklı farklı bir insan gibi olduğunu, her makinenin kendine göre bir yapısı, bir tipi ve anılara sahip olduğunu, dolayısıyla beni bu merak 1960'ta başlayan bu merak 70'ten itibaren fotoğraf makinelerini toplamaya sürükledi. Topladığım her makinenin de kendi içinde tabii farklılıklarını, kimliklerini, yapısı, işte üretildiği yıllar, yapımın menşei, ahşap olması, büyük olması, küçük olması, stüdyo makineleri gibi veya cihaz makineleri gibi tiplere sahip olunca tabii ki bu artık benim kendi evimde odalarıma, dolaplarıma sığmamaya başladığında dostlarım her seferinde sorardı. Ne yapacaksın? Hayali, hedefi koymuştum. Müze kuracağım. Ve o müze Hilmi Nakiboğlu adıyla gerçekleşti. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Gördüğünüz üzere tamamıyla ahşap bir kamera. Şimdi size telefonumu göstereyim. Gördüğünüz gibi bugün bu hale geldi bu kamera teknolojisi. Ama gördüğünüz gibi yıllar önce 1925'te nedir bu hocam? Stüdyo makinesi olarak düşünün. Yani bir zamanlar bunların hepsi birer kartaldı diyelim. Evet. Şimdi devam edelim müzeyi gezmeye. Hemen burada sevgili seyirciler göreceksiniz 1826 yılında çekilen ilk fotoğraf. 1826 yılında ilk kalıcı kılınan ve 8 saatte pozlanmak suretiyle bir Fransız kimyageri Niepce'nin penceresini açıp karşıdaki binanın çatısını çekip günümüze kadar gelen bir fotoğraf. Ya hemen 8 saat mi alıyor hocam bu fotoğraf? 8 saatte buradaki ışıklardan anlayabiliyoruz. Hemen arkasından yine bir Fransız bilim adamı Daguerre, kendi adını taşıyan Daguerreotip fotoğraf makinesiyle ilk insanlı fotoğrafı çekiyor. Belki de bir kurgulamadır. Şuradaki ayakkabısını boyatan kişi. Düşünün, burada insanlar yok muydu? Var. Hayvanlar, arabalar, işte bir sürü hareket halinde ama tabii sabit bir fotoğraf çekilmiş. Evet, sabit bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafın 1839 yılında Paris'te çekilen fotoğraf, Fransız Bilim Akademisi tarafından fotoğraf artık hayatımızın bir parçası oldu. Bilim adamları tarafından sabitlendi. Evet, müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz bu kamerada buranın en eskisi, en yaşlısı herhalde. Yani tabii yaş itibariyle şu anda 1896, 120 yaşına yakın. Yani düşünebiliyor musun, bu yaşta bir insanın nelere, nasıl hatıralara sahip olduğunu? 50 santim 50 santim ölçeğinde fotoğraf en büyük çekti. Bugün bile ben bunun arkasına bir röntgen filmi koyduğum takdirde bu makine yine işler halinde. Hala çekebilir diyorsunuz. Hayır, 120 yıllık bir çınar diyebiliriz o zaman bunun için. Evet, gezmeye devam ediyoruz müzeyi. Sizi çok özel bir eserle tanıştıracağım sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz bu kamera özelliği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğraflarını çekmiş olması değil mi hocam? Evet, satın aldığımda bundan işte 1999-2000'li yıllarda, ki müze 21 yaşında, 97'de açmıştım. Satın aldığım ailenin fertlerinden yaşlı bir beyefendi Pera'da bu makinenin, Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğraflarının çekildiğini bana söylemişti. Ben de dolayısıyla onu başrollere koydum. 1910 modeldir. Yani 108 yaşında bugün.
Evet, bu da oldukça çınar diyebileceğimiz bir makine. Evet, bu tarafa doğru ilerliyoruz sevgili seyirciler. Artık biraz daha genç makinelere doğru yöneliyoruz değil mi hocam? Tabii değişik farklı çift lensli makineler var. Özellikle gazetecilerin bu makineler kullandığı dönemlerde... Bunlar gazeteciler mi kullanıyor derken? Olaylara uzanıp da bakamadıkları zaman ters çevirip yukarıdan bakma şansı var. Onun için çift lensli bunlar. Çift lensli, özellikle evet. Orada markalar tabii çok önemli. Gazetecilerin kullandığı Rolleiflex'ler var. Alman makineleri, Alman teknolojisi çok önemli. Evet, teknolojinin gelişimindeki en önemli unsurlardan birisi de istihbarat diyebiliriz sevgili seyirciler. Şimdi sizi bir bölümle tanıştıracağız. Bunlar 50-60 yıl öncesinin teknolojisiyle geliştirilmiş, genellikle de istihbarat faaliyetleri için kullanılan mini kameralar. Mesela burada kameraman arkadaşım Şakir Sarsılmaz'dan da rica edeyim, bir gazoz şişesi. Ama sıradan bir gazoz şişesi değil, içerisinde fotoğraf makinesi var. Böylelikle bu fotoğraf makinesi sayesinde habersiz bir şekilde birilerinin fotoğrafını çekip istihbari faaliyetler içerisinde kullanabiliyorsunuz. Hocam, baktığımız zaman 50-60 yıllık cihazlar ve bu kadar minik, büyük bir teknoloji. Tabii, keşifler, icatlar zaruretlerden doğduğu için bu tür makinelerde bahsettiğim istihbarat veya diğer casusluk makineleri olarak kullanalım. Kaleme benzeyenler var burada. Dürbün gibi olanlar var burada bir yerlerde. Dolayısıyla özel filmler var bunların, 8 milimetrelik. Dolayısıyla farkındalık hissettirmeden karşı tarafın fotoğrafını. Peki bu fotoğrafı çektikten sonra bunu bir kağıda dökmek de oldukça uzun yani, değil mi? Zor bir şey değil. İşte mesela bir fotoğraf burada. Ondan sonra yine başka bir fotoğraf yine burada. Küçük küçük de olsa. Mesela bu benim kendi şu makineyle çektiğim. Sizin çektiğiniz. Kardeşimin fotoğrafı. Minicik değil mi? Şu anda 60'lı yaşlarda olan. Tabii. Ama bu minicik dediğimiz daha küçük, 8 milimetrelik bir film. Ve bunu aranjörle büyüterek yine bu hale getirdim. Esas film çok daha küçük. Yani evet. 8 milimetrelik sinema filmi gibi düşünebilirsiniz. Evet, buram buram nostaljik kokuyor sevgili seyirciler burası. Devam ettiğimiz zaman gördüğünüz üzere ahşap makineler var burada. Bunların özelliği nedir? Bunlar da günümüzde 3D dediğimiz özel gözlüklerle seyredilen işte televizyonlar veya filmler vardır ya. O dönemlerde iki gözün arasındaki 65 derecelik açıyla aynı anda iki kare, aynı anda iki karenin fotoğrafa yansıması... Ve daha sonra bunu özel bir sistemle, aletle izlediğiniz zaman en boy ve derinliği izliyorsunuz. Evet. Üç boyutlu, stereo diğer adıyla. Evet, yılların teknolojisi. Evet, devam edelim. Biz televizyonculuk sektöründe de kameraman arkadaşlarımın oldukça gün içerisinde kullandıkları bir aletin yıllar öncesindeki versiyonuyla sizi tanıştıracağım sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi ahşap bir tripod. Kameraman arkadaşlarım bunu oldukça sık kullanıyorlar çekim sürecinde. Gördüğünüz gibi yıllar öncesinde bu tripodlar ahşaptan yapılıyormuş ve gördüğünüz üzere belki 100 yıllık bir kamera ve altında da ahşap tripodu nereden nereye gelişmiş bir süreç. Evet, Hilmi Nakiboğlu Kamera Müzesi İstanbul'da ve 1000'den fazla kamera mevcut. Eğer sizin de fotoğrafa, kameraya merakınız varsa buraya gelip kameranın tarihinde bir yolculuk yapma şansınız var diyelim ve sözü merkeze bırakalım.